Siber güvenlik kendi içinde çok farklı unsurlar içermektedir. Askeri güvenlik, askeri unsurların siber savaş veya savunmadaki güçleri içermekle birlikte, devletlerin kendi ülkeleri içinde halklarını korumak için de siber güvenlik algısına ihtiyacı var. Şimdi Paylaştığımız internet ortamı, tehditler ve yükselen tehditler ve kullandığımız yazılımlar ve donanımlar çoğu ülkede çok ortak ve benzer unsurlar içermekte. Ama her ülkenin kendine ait benzer e, kritik altyapıları var ve bu kritik altyapıların için problemler yaşıyoruz. Bunu hep gördük. Mesela Estonya örneğinden bahsedebiliriz. Estonya'ya saldırı olduğu zaman, Estonya kendisi bu saldırılara cevap veremediği noktada başka ülkelerden yardım istediği, ilk başta gittiği yerlerden bir tanesi de NATO'ydu. Bizim de siber güvenlik açısından problemlerimiz olması muhtemeldir ve kötü gün planları yaparken ittifak edebileceğimiz ülkelerin bir listesi olmak zorunda. Çünkü bu ulusal güvenlik sınıflamasının içinde yer alan siber güvenlik unsuru hangi ülkelere güveneceğinizi bilmezseniz o gün geldiği zaman o ülkeleri bulmak beklediğimizden ve düşündüğümüzden daha zor olacaktır. Onun için bir zor gün planı yapmak zorundayız. Bu yüzden ittifaka ihtiyacımız var. Bunun ötesinde hepimizin bildiği gibi internet dediğimiz ortamın yönetimi esasında başlı başına bir unsur ve ayken diye tabir ettiğimiz bütün internet sistemlerinin kendi IP'lerinin ve DNS'lerini aldığı yani isim hizmetlerini aldığı ve bunların yönlendirmesini yapıldığı ve bütün dünyadaki ülkelerin fiber optikle birbirine bağlandığı bir altyapıdan bahsediyoruz. Eğer bu altyapıların korunması konusunda uluslararası hukukun bu konuda e, düzenlenmesi konusunda işbirliği yapmazsak belli kavramların ve normların oluşması konusunda eğer siber diplomasiyi çalıştırmazsak bir sonuca varmamız mümkün değildir. Bütün bunları sağlayabilmek için de bizimle aynı düşündüğünü düşündüğümüz ya da hayal ettiğimiz ülkelerle ittifak halinde olmalıyız. Ve bu ülkelerle dünyanın genel akışı içinde internetin ve siber güvenliği sağlamak için devamlı işbirliği halinde olursak ve stratejik iletişim dilini oluşturabilirsek fırtına geldiği zaman ya da herhangi bir şiddetli bir saldırı geldiği zaman nasıl hareket edeceğimiz konusunda çok daha hazırlıklı oluruz. Günümüzde Soğuk Savaş sonrasında başlayan ve değişen bir denge trafiği var. Özellikle son Amerikan seçimlerinden sonra Rusya'nın müdahil etmiş ol olabileceği ihtimali, Brexit'te Rusya'nın yine müdahale etmiş olabilme ihtimali ve artan bir şekilde artık dijital sistemlerin etki altında kalabileceği ve manipüle edilebileceği kavramından konuşuyor. Bu bizi otomatikman e, sosyal medyada kullanılan dezenformasyon, eskiden bildiğimiz ve askeri terim olarak kullandığımız psikolojik harekat durumuna getiriyor. Bunlar çok eskiden bir Rusya'nın refleksif saldırı yöntemleri ya da refleksif psikolojik harp yöntemleri kullandığını biliyoruz. Ve bunun içinde çok derin çalışmalar yapıyor. İttifak halinde olduğunuz ülkeler arasında en önemli zayıflık bence onların arasında bir Kırık yaratabilmektir, sızabileceğiniz, bölebileceğiniz ve onları farklılaştırabileceğiniz bir unsur yaratmaktır. Sosyal medya bugün bunu sağlıyor çünkü tahmin ettiğinizden çok bir dakika içinde milyarlarca, trilyonlarca, gigabayt, petabayt, zetabayt oranında e, sosyal medya akışı var ve bu akışın içinde insanların hiçbir zaman oturup bir haber serisinin bir bilgi serisinin detaylarına inme, bunları parçalama, bunların ne anlama geldiğini anlama gibi vakitleri yok. Eğer sadece bilişsel olarak tutarlılığı varsa bunlara inanmaya başlıyorlar ve yeterince doğru bir e, ...kurgulamayla ya da yeterince doğru bir şefle pişirirseniz bunları... ...dönüp geldiği zaman insanların kendisinin bile inanması mutlak hale geliyor. Bu dezenformasyon kampanyalarından önlenmek için dünyada çeşitli e, altyapılar oluşturdu. Facebook'tan, Microsoft'a kadar giden, bunların ayıklanmasına kadar giden... ...ve bunların direkt fiziksel olarak ulusal güvenlikle ve fiziksel güvenlikle çok büyük ilgisi var. Çünkü büyük zafiyetler oluşturuyor. Mesela bunlardan bir tanesi Associated Press'e yapılan saldırıdır... Associated Press hatırlarsınız Obama döneminde Beyaz Saraya bir bomba düştü, ve bomba kaçırıldı diye bir haber yapmıştık ve ekonomiye verdiği zarar 1.6 trilyon dolar civarındaydı. Çünkü ekonomiler sosyal medyadan ve fiziksel dünyanın etkilerinden çok etkilenmeye hassas ve açık durumda. Bunları engellemek için bir insanların ülkelerin vatandaşlarına bu konuda büyük bir sosyal medya okuryazarlığı eğitim vermesi gerekiyor. İki ülkemizde çalışan ve bütün dünyada çalışan sosyal medyanın yanlış bilgileri ayıklama, doğru bilgilerle doğrulama ya da kontrol et sistemlerine dahil olması ve bunları desteklemesi gerekiyor. Eğer bunlar desteklenmezse sonuç olarak devamlı yaygın ve kötü kullanılmış bir sosyal medya geliyor. İnsanların bu konuya olan inancı zayıflıyor. Ayrı bir nokta da belki e, internetin bağımsızlığı unsuru bunun altını çizmek lazım. İnternet bağımsız bir iletişim unsuru olmaktan çıkarsa ona olan itimatımız sarsılırsa onu kullanmak konusunda ve onun demokrasiye hizmeti konusunda büyük problemler yaşayacağımıza eminim. Siber diplomasi esasında biraz yanlış anlaşılan ve herkesin biraz isimden siber önünde duyduğu için diplomasi ile birleştirip ilk akla gelen anlamı kullandığı terimlerden bir tanesi. Dijital diplomasi ile siber diplomasi arasında büyük bir fark var. E, kamu diplomasisinin dijitalleşmesi ile de siber diplomasi arasında fark var. Dijital diplomasi Dışişleri Bakanlığı'nın ve çalışma prensiplerinin ve verdikleri vizelerden yazışmalarına kadar her şeyin dijitalleşmesi anlamına gelmekle birlikte kendi içeriğinde bir noktada literatürde kamu diplomasisinin dijital alanda yapılan kısmında içerdiğini söylenmektedir. Bunun değişik ayakları olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama siber diplomasi bunlardan çok farklı bir şekilde icra edilir. Siber diplomasi Dışişleri Bakanlığı ve devletlerin özel koordinasyonlarında dünyada belli ortaklıkların inşa edilmesi için özellikle siber alana yönelik inş ortaklıkların inşa edilmesi için icra edilen bir alandır. Mesela diyelim ki ülkenizin siber savaş kapasitelerini arttırmak ve bu konudaki ittifakları yükseltmek istiyorsunuz. Bunun için görev düşen kısım diplomasinin siberden anlayan diplomatlarının bu konuda ara bulucuk yaparak ülkelerin diplomatları anlaşması ve askeri kabiliyetlerini arttırmasıdır. Ya da internetin yönetimi meselesinde ki bu konu biliyorsunuz bugünlerde çok tartışmalı. Amerika'nın bırakması, Rusya ve Çin'in söz sahibi olması gibi konular gündemimizde. Bu konuda taraf olduğunuz gruba yaklaşarak nasıl bir internet yönetimi arzu ettiğiniz konusunda Sine Siber'den anlayan diplomatların devreye girmesi ve belli normlar oluşturmasıdır. Üçüncü bir ayak da uluslararası hukuk. Bildiğiniz gibi Tallinn manuelinden sonra çıkan, ikinci versiyondan çıkan gelişmiş bir şey olmamakla birlikte belki internet normları olarak bahsedebileceğimiz yeni bir Ceneva Konvansiyonu üzerinde konuşuluyor. Siber diplomasi işte bu noktada çok önemli. Neyin yasak, neyin tehlikeli, neyin saldırılmaz, neyin saldırılı olduğunu belirlemek de aynı fiziksel dünyada olduğu gibi siber diplomatlara düşen bir görevdir. NATO'yla ve transatlantik ülkeleri yapacağımız işbirliklerinde bu konudaki öncülüğümüz bizi gelecek saldırılarda sınırları koymayı ve norm inşa etme gücünü bize verecektir. Ama buradan geri kaldığımız noktada başkaları bizim adımıza kendi istedikleri normları koyacak ve biz bu yönetimde söz sahibi olmayacağız. Ve başka bir taraf daha var. Saldırılar günden güne artıyor. Özellikle siber güvenlik saldırıları. Bu saldırıları azaltmak, bu saldırıların ülke üzerinde ya da ihtiyaç duyduğunuz ülkelerle işbirliğinizi artırabilmek için siber diplomasiye büyük ihtiyacınız var. Düşünün ki bir saldırı oldu ve X ülkesindeki ee, İçişleri Bakanlığı'na ulaşmak istiyorsunuz. Oradaki saldırganızın takip edilmesi için. Eğer sizin konunun detaylarına hakim olabilecek ve anlatabilecek diplomatlarınız yoksa siber alanda uzman, o saldırının niteliğini de anlatamazsınız. Karşı taraftan istediğiniz hamlelerin yapılmasını da bekleyemezsiniz. Bütün bunları yapabilecek kabiliyetler ve kapasiteler ortak geliştirmelidir. Ve burada bir konsensus olmalıdır. Eğer bu uzlaşma ve konsensus olmazsa tek başınıza bir şeyleri istiyor olmanız zaman ve mekan farklılığı yüzünden internette çok işe yaramayacaktır. İttifakların ortak normlar koyması ve işbirliği yapması avantajla böyle bir durumda sizi hızlıca olaya müdahale etmenizi, suçlunun ve saldırganı bulmanızı sağlayacaktır. Ki bu da siber caydırıcılık açısından büyük önem arz etmektedir. Müzik